Herkese merhabalar arkadaşlar. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bugün yine 2020 Titanium Plus kuryer aracımızla birlikteyiz. Videonun başlığından da anladığınız üzere aracımıza yeni gizli özellikler kazandırdık. Halihazırda zaten mevcutta gizli özelliklerimiz vardı, açıktı. Bunlar neydi? Kumandadan cam indirip kaldırma, sesli komutla klimayı yönlendirme, Sync 3 ekranında klima panelinin gelmesi, daha sonra hıza duyarlı kapı kilitlemesi vesaire, bunlar vardı zaten. Bir önceki videoyu hemen yukarı kartlar kısmına ekliyorum. Oradan detaylı bir şekilde bakabilirsiniz. Bunlara ek olarak neler geldi? Şimdi aracımızın camını şu şekilde açtım. Camı açık unuttuk diyelim ve daha önceden kumandaya basılı tutmamız gerekiyordu camları kaldırabilmemiz için. Şimdi o özellik hala var yine ama gerek kalmıyor kullanmaya. Çünkü şu şekilde aracımızı kilitlediğimiz zaman ön iki camımız, zaten iki cam otomatiği, direkt kalkıyor. Bu camı indirip kaldırma olayı arkadaşlar, sağ taraf tek tuşla inip kalkıyorsa eğer aracınızda, bu özelliği aktif edebiliyoruz. Bunun haricinde bir diğer yeni özelliğimiz ise korna ile geri bildirim. Bu vardı normalde, yani benim aracımda yoktu. Böyle bir özellik vardı ama biz açamamıştık. Onun için ayrı bir kodlar gerekiyordu. Sağ olsun bir önceki videomda da izlemişsinizdir zaten. DPF ve EGR temizliği ile alakalı bir video hazırlamıştık. Kayseri'ye Şükrü ustamızın yanına gitmiştik. Şükrü Öztürk abimizin. Bu özellikleri o aktif etti. Şimdi bir kere kilitlediğimizde, ikinciyi bastığımızda bu şekilde korna ile geri bildirim veriyor. Yani kilitlendi. İkinciyi bastığınız anda kapılar kilitli diye size hornayla geri bildirim yapıyor. Şimdi kapımızın biri açık olursa şu şekilde tam kapatmadan, diyelim ki kapımızın birisi açık ve aracımızı kilitlemek istedik. Bu şekilde ikili bir şekilde hornayla geri bildirim sağlıyor arkadaşlar sizlere ve kapının açık olduğunu anlayabiliyorsunuz. Bunun haricinde İçeride arkadaşlar yeni özelliklerimiz içeriye de geldi. Bunlar nedir? Şu şekilde ekranımızla alakalı özellikler. Bu SD logosu zaten vardı. Daha öncesinde, hali hazırda. Şöyle sanırım belli oluyor. Biraz parlama yapıyor olabilir. Çünkü dışarıda olduğumuz için, yani kapalı bir ortamda değiliz. Şu şekilde aracımızın Sync 3 ekranının teması değişti arkadaşlar. Bunlar da yine gizli özellikle. Ayrıyeten buna ek, hemen şöyle göstereyim. Tabi şu anki resim biraz şey olmadığı için. Bu ekranda gördüğünüz üzere arkadaşlar, ekran sekmesinde, ayarlar kısmında arka plana girdiğiniz zaman burada delete ve add var. Ekle ve sil özellikleri geldi. Klasörden USB üzerinden aracınıza fotoğraf ekleyebiliyorsunuz ve temayı o şekilde kullanabiliyorsunuz. Bunlar hemen şöyle, bende bir tane var, göstereyim. Bu resim yakın olduğu için, yani ayarlama yapamadık. Şu şekilde aracınızın resmini veyahut da başka bir istediğiniz resmi ekleyebilirsiniz buraya. Ama tabi resimde böyle yazılar, ekrandaki yazılar tam net seçilmiyor maalesef. O yüzden yani koyu bir resim olması gerekiyor. Onu da siz dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Bu şekilde temamız değişti. Hemen şöyle ben size gece modunu da göstereyim. Evet, bu da siyah oluyor tamamen gece modunda. Şuradan değişim yapabiliyoruz. Evet arkadaşlar, ekranda biraz önce bir şey oldu. Yazı stili falan değişti. Dedim acaba başka bir tema falan mı geldi? Ama ekranımızı resetlediğimiz zaman düzeldi. Şu an herhangi bir sıkıntı yok. Normale döndü. En son şu gece modunu gösterecektim arkadaşlar size. Buradan ayarlayabiliyorsunuz. Bu da ekranımızın temasının gece modu. Şu şekilde bastığınızda orası otomatikte kalıyor. Aynen. Şu şekilde otomatik oluyor. Burada döngü işareti olduğu zaman. Ekran kapatma olayını demiştim. O da burada yine. Aynı şekilde buradan da kapatabiliyoruz. Şu tuşun fonksiyonu oraya da geldi arkadaşlar. Bunun haricinde aracımda hali hazırda zaten ben o gizli özellik videosundan sonra birkaç gün sonra çekmiştim.
Ama videoyu özelliği eklemiştim yani yapmıştım. Ben kendim yaptım video oynatma özelliğini. Ama onunla alakalı video çekme fırsatı bulamadım. Yani özelliği gösterme fırsatı bulamadım. O yüzden şimdiye kısmetmiş. Şu şekilde açtığımız zaman direkt video oynatma ekranı geliyor arkadaşlar. Herhangi bir şöyle kısalım çünkü telife girmeyelim. Hareket halinde de oynatma yapıyor. Şu an için herhangi bir sıkıntı yok. Şöyle gayet seri bir şekilde geçiyor. Bu şekilde arkadaşlar video oynatma özelliğini de kazandırdık aracımıza. Onun haricinde ekleme yaptığımız sadece tek bir özellik kaldı. Onu yapmadık. Şurada şu tuşa, ekran kapatma tuşuna üçüncü bir özellik geliyor. O da uyku modu. Ekrana saat gelme olayı. Sadece onu yapmadık. O duruyor şu an için. Belki ilerleyen zamanlarda onu da yapma fırsatımız olur. Dediğimiz gibi yani herhangi bir bu işi yapan birisiyle yapmadığımız için özellikle bunlar tamamen kendi çabalarımızda büyük bir çoğunluğu Şükrü abimizin çabasıyla oldu. Sadece dediğim gibi video oynatma özelliğini ben kendim yaptım. Onun haricinde yani Şükrü abimizle iletişim halinde olduk. Zaten onunla birlikte hallettik. Video ile alakalı söyleyeceklerim bunlar arkadaşlar. Yine başka bir video yani başka bir gizli özellik videosu vesaire eğer denk gelirse yaparsak açılırsa ekstra bir şey onunla alakalı da yine videolar çekmeye çalışırız. Anlatacaklarımız bu kadar arkadaşlar. Yani ek özellikleri birkaç tane ek özellik işte kumandadan tek tuşla cam kilitlendiğinde cam kaldırılması. Ondan sonra temamız korna ile geri bildirim vesaire bunlar. Yeni kazandırdığımız özellikler dediğimiz gibi. Başka bir videoda görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın. Allah'a emanet olun.